Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoda karşınızdayım. Bu bilgisayar böyle ters çevirmiş, ne yapıyor bu kişi diye soranlar varsa başlıkta da yazdığım gibi dual kanal vs single kanal bilgisayar RAM'ler arasındaki farkı göstermek istiyorum. Öncelikle bilgisayarı çalıştıralım. Hem de onu da anlatayım. Dual kanal bilgisayarların FPS'sinin daha yüksek olduğu, daha hızlı açıldığı iddia ediliyor. Bu konularda bir şeyler söylemek istiyorum. Öncelikle bakalım ne kadar sürede açılıyor. Tuşa bastım. 32 numarada. 36 saniye. Ya bu bilgisayar da var ya, cam gibi sırf beni gösteriyor ha. Şöyle aktarayım da. Ortalığı da darmadım. Kağıtlar düşmüş herhalde. Evet. Toplam 45 saniye civarında, 45 saniye yok. Evet, 45 saniye civarında bir sürede masaüstü geliyor. Bilgisayar boşta 584 GB RAM kullanımına sahip. Burada ben Mozilla Firefox'u açmıyorum çünkü düşük RAM'li bilgisayarlarda ya da işlemci mi bilmiyorum. Sadece 2 GB RAM takınca sapıtabiliyor görüntü. Belki de dual kanalın faydası vardır. Bir orada faydasını gördüm zaten ben bu bilgisayarı gerçekten. 1,15 saniye civarında Chrome açılıyor. YouTube'a girelim. Bilgisayar o kadar parlak ki göremiyorum yani. Bir de ters baktım birazcık. Hatta kısayım diyorum ama. Aç kapa yapınca yine ışık sıfırlıyor. Evet. Şimdi burada ben bir sayfa açmayacağım. O zaten otomatik reklamı açtı. %20 civarında bir işlemci kullanımı ve 919 GB'lık bir RAM kullanımı var şu anda. Bu bilgisayarın ekran kartının da onboard olduğunu söylemek zorundayım. Yani ekran kartı da RAM'ini bilgisayara taktığımız sistem RAM'inden alıyor. Bu yüzden bu bilgisayarda dual kanalın ekstra bir önemi var. 64 GB ayrılmış bir ön bellek şey RAM var diyor. Yani bilgisayar minimum 64 GB RAM'den kullanıyor duruma göre. 53 kişi de başlattık. Tam 10 saniye bilgisayar kapanıyor. Şimdi fişini çekelim. Bakın bilgisayarın RAM'ini takıp çıkarırken fişini mutlaka çıkarın. Şu fişte fişini, elektrik pilini, milini ne varsa çıkarın. Yoksa en ufak bir tetikte bilgisayarınızın RAM'ini ya da daha kötü halde anakartını yakabilirsiniz. Şunu takalım. Şu anda 2 artı 2 GB komple aynı zaten RAM'lerin etiketlerini anlıyorsunuz. Dual kanal RAM takıldı. Kablosunu da takalım. Bu kadar eski bir bilgisayarda olsa yöntemler aynıdır arkadaşlar. O yüzden burada kafanıza bir soru işareti kalmasın. Bakalım. Demin 35 saniye civarında açılmıştı bilgisayar başında bitti. De. 50 geç açtım. Saniye oldu. Çok bir farkı yok. 32-33 saniyede açıldı. Bir de bilgisayarın Mozilla Firefox'a bakmayacağım yine. Çünkü Mozilla Firefox karmaşık sonuçlar veriyor. Dual kanal belki dual kanalın tek faydasını orada gördüm dediğim gibi. Ona bakmayacağım fazla. Direkt Google Chrome'dan bakmak istiyorum. Aynı zamanda size diğer kısımları fare nerede fare? Fare gözüm kaşım gaydı fare. Ya tamam.
onu çalıştıralım ve ardından evet 3-5 saat biraz hızlı şekilde bir tık yani %5-10 civarında bir hızlanma var. Evet. %30 %20 %5'e indi. Evet, işlemci kullanımı bir tık düştü. Aslında çok da düşmedi. Aynı yakın. 1.3 GB kullanıyor şu anda. 1.03 GB. Şu anda bilgisayarım bakalım bir dakika. Evet, sıfıra düştü. Önemli. Demin %10'un altına düşmüyordu. Bu bir fark. Bazı durumlarda 1695 MB'a yükseldi RAM'imiz. Ama aç kapa esnasında, hatta bir de kapatma testi yapalım. Demin 10 saniye civarında bir sürede kapanmıştı bilgisayar. 51 geçe bastık. Shutting down. Yani 11-12 saniyede kapandı. Dual kanaldayken daha uzun süre kapanıyor. Şimdi arkadaşlar anlatmam gereken şeylere geleyim. Dual kanal RAM tam olarak ne işe yarar? RAM'lerin rastgele erişimli bellekler olduğunu biliyorsunuz. Bu işlemci Core 2 Duo neslinden bir laptop işlemcisi olduğu için arka taraftaki bir güney köprüsü üzerinden hard diskle haberleşiyor. Aynı zamanda o köprü üzerinden yine RAM'lerle haberleşiyor. Yani işlemci direkt RAM'lere gelmiyor. Bu yüzden bir gecikme farkı var. Ama velakin bu gecikme dual kanala olan ihtiyacını daha da arttırıyor. Yani bu nesiller dual kanal RAM'lerde büyük performans farkları yakaladığını iddia eden bilgisayarların nesliydi. Günümüzdeki bilgisayarlarda RAM kontrolcüsü direkt şuradaki işlemci üzerinde oluyor. Daha az gecikmelere sahip olduğu için dual kanal olan ihtiyaçlar azalıyor. Ancak yine de bir fayda var tabi. Dual kanal RAM'lerin tam olarak ne işe yaradığını size şöyle söyleyebilirim. Bilgisayar diyelim ki mesela hard diskten ya da şuradaki USB, Ethernet'ten bir dosya çekiyor. Bu arada Ethernet'i küçümsemeyin. USB'ler 64 megabit per second. USB 3'ler hadi diyelim bilmem kaç megabite çıksın. Gigabit LAN'a bağlı bir Ethernet kablosuyla Cat6 kablosuysa 10 gigabit per second'a kadar çıkabiliyorsunuz. Yani buradan 10 gigabitlik bir bağlantı hızı sağlayabiliyorsunuz. İşte bu durumlarda RAM hızının faydası olur. Nasıl oluyor? Diyelim bilgisayar açılırken ya da bir işlem yaparken hard diskten dosya çekiyor. Ama o esnada başka bir işlem yapması gerekti. Ve bu RAM'in üzerinde olan bir kod. Bu durumda ne yapacak? Şimdi cihaz işlemci hard diskten bir dosyayı çekiyor. Bunu RAM'e yazıyor. Diyelim şuradaki RAM'in şu çipine yazdı diyelim. Hatta gösterelim. Şöyle ayrı ayrı koyalım bunları. Şöyle ayıralım bunu da. Bu RAM'ler çok baş belası şeyler zaten. Var ya hep insanın canını yakan şeylerdi. Şimdi abi. Şu çipe yazdı diyelim. Ama başka bir kod şuradaki çipte ayrı ayrı kanallı olduğu için buradaki çipin sırası bitmeden işlemci komutu buradan aynı anda çekebilir. Yani hem bu RAM'i kullanır hem bu RAM'i kullanabilir. Oysa ki tek kanallı bir RAM olsa, yani bu iki slot birbiri içinde seri olup işlemciye aynı kanal üzerinde bağlanıyorsa, önce hangi kodu çekiyorsa o işlemin bitmesi, yani şu çipteki kodu bitirip bunu yazmayı bitirip sonra bunu okumaya geçmesi lazım. Bu da işlemlerin uzamasına neden olur. Bilgisayarın donmasına, kasmasına, kilitlenmesine neden olabilir. İşte dual kanalın en büyük faydası burada. Yoksa oyun esnasında bir performans faydası. Abi onun bir ölçütünü bulamazsınız. Oyun bir ölçütü olamaz. Çünkü FPS'yi bilmem neyi cardı curdu veren şeyler RAM değildir. Hard disk değildir. Nedir abi? İşlemcinin işlem kapasitesi, köprü hızları ve aynı zamanda ekran kartı hızıdır. Peki dual kanalın hiçbir faydası yok. Tabii ki var. Dedim ya mesela siz mesela oyun oynarken aynı anda Streamlabs'tan yayın yapıyorsanız dual kanal RAM'in faydası olur. Ya da bunun gibi ekran kartı harici olsa da onboard sınıfında sayılan
Yahut da Apu gibi bir Apu'ysa, hani üzerinde bir Vega 8, Vega 11 GPU'su olan bir işlemci sınıfıysa, bunlar da dual kanalın faydası olur tabii ki. Niye olmasın yani? RAM'in bir kanalı işlemciyle meşgul olur, öbür kanalı ekran kartıyla meşgul olur. Bunlar da fayda eder. Ama ve lakin şurada şöyle bir problem oluşuyor. Ben mesela Ryzen işlemcilerde ilk çıktığı zaman pek çok grupta benzer tartışmalara şahit olmuştum. Adamlar tutuyor 2018 yılında 2x4 GB RAM'li sistemler üretiyor. Abi diyorum bak, DDR4 4 GB'lar 2014'te mi 2015'te mi çıktı? Bunlar 4 yıl öncesinin RAM'iydi zaten. O gün için bile 4 yıl öncesinin RAM'iydi. Şu anda 8 yıllık RAM'ler bunlar. Ya diyorum, 4 yıl öncesinin RAM'ini niye bilgisayara koyduruyorsun? Bunu soruyordum. Ve bu kötü algılanıyordu. Neden? Çünkü hatta şu anda ben çalıştırayım burada. Bir adet Ryzen sistemimiz. Bilgisayarın boştayken RAM tüketimini de birazdan göstereceğim size. Açılsın bilgisayarım. Boştaki RAM tüketimini de göstereceğim. Bilgisayarın RAM'i dolduktan sonra, diyelim 2x4 GB RAM'inde, bilgisayarın RAM'i 7,1 GB'ı aştığı zaman bilgisayarın tıkanma yaşar. Neden? Çünkü 7,1 GB 8 GB bellekteki rastgele erişimin birbiri üzerine binmesini engellemeden önceki son sınırdır. Bilgisayarda açıldı. Anlamsız bir şekilde çok süratli açıldı. Diyeceğim de inanmayın. Bayağı yavaş açıldı. Ya şöyle anlatayım. Arabanın mesela lastikleri olsun diyelim size. Arabanın bir lastiğinin üzerinde kaldırabileceği maksimum yük diyor, değil mi? Ama orada 3-5 kilo aşağısına inmeniz lazım. Neden abi? 3-5 kilo demişim. Bir 30 kilo aşağısına inmeniz lazım en fazla, en az. Neden? Çünkü o lastiğin de bir ağırlığı var. O lastiğin de bir ağırlığı var. İşte bu RAM'in de çalışması için şurada bir BIOS çipi var. Bilmem nesi var. Bu çiplerin çalışması aynı zamanda bu RAM'in üzerinde anlık bunlar erişim yapıyor. Yani bir dosyayı yazarken aynı anda siliyor. Bunların sağlıklı çalışabilmesi için şuradan şeyi de açayım. Görebilirsin. Açalım abi. Yok, şuraya atayım. Tam ekran olsun. Bakın bilgisayar şu anda boşta bir bilgisayar. Yeni açtım. Açılma açılma açılma. Mesajlar gözükmesin. Bu da inanılmaz. Bakın 4,6 GB boşta ya. 4,6 GB boşta. Bakın daha bu artacak yani birazdan. Boştayken kullanımları bu bilgisayarın. Yani daha yeni açtım. Gözünüz önünde yeni açtığım bir bilgisayar. Odamda kimse yok. Yeni açtığım bilgisayarın boşta kullanımları bu. Dedim ki bu bilgisayarların boşta kullanımları belli abi. O zaman da. Adam dedim bununla hangi oyuncu oynayacak? Hani bir de harici ekran kartı bir model olsa. Ryzen 2200G'ye adam koymuş 2x4 GB. Utanmasa 2x2 GB koyacak da DDR4 2 GB RAM üretilmediği için bulamayıp koymuyor. Ve bu konularda problem oluyordu. Niye? 7,1 GB çok rahat aşıyor. Hani CS oynamıyorsa bir adam, PUBG oynuyorsa, Battlefield 1 oynuyorsa, onboard GPU'lu bir 2200G çok rahat 8 GB'ı aşan bir işlemci. Ve tıkanıyordu. Çünkü hard disk'e biniyor yük. Yani RAM dolacak ya, dedim ya, 7,1 GB açtığı zaman Windows otomatik olarak verilerin, kodların bir kısmını işlemci üzerinden hop hard disk'e gönderecek. Ne yazık ki burada şöyle bir problem var. Günümüzün SSD'si değilse, yani bendeki gibi SSD, M.2 SSD'si yoksa, SATA ya da IDE bir ara biriminiz varsa, bunun gibi, aha şöyle bir ara biriminiz varsa, şu iğneli bir ara biriminiz varsa, o zaman işlemciden direkt buraya bir bağlantı olmaz. Ne olur biliyor musunuz? İşlemciden RAM'e aktarılan veri geri çekilir ve köprü üzerinde, bu bilgisayarın köprüsü arka tarafında olduğu için gösteremiyorum. Diyelim köprü şu olsun. Bu köprü üzerinden buraya aktarılacak. Ve bunların yarattığı gecikmeler inanılmaz fazla. Bunlarla uğraşmak istiyorsanız uğraşın arkadaşlar. Benim için sıkıntı yok. Bunlarla uğraşmak için istiyorsanız uğraşın. Ama sonra diyorsunuz ki Toshiba TR-200 çabuk bozulan bir SSD. Adata SU-630 çok çabuk bozulan bir SSD. Aşırı ısınıyor. SSD aşırı ısınıyor. SSD bozuluyor. Abi bir SSD, bir depolama bölümü bozuluyorsa bunlarda bakılması gereken yerler bellidir. Bunu hep biz diyoruz.
Bakın bütün mahalle bilgisayarcıları hep bunu der. Eğer ki şu bozuluyorsa iki yere bakarsın arkadaşım. Bu bozuyorsa 2-3 yere bakarsın. O da iki yerdi temelde. Birincisi güç kaynağın. Buna bağlı olarak kablolamaların. İkincisi de nedir abi? Bunlar. Bu RAM'lere bakarsın. Neden? Çünkü RAM'lerin dolmuştur. Bilgisayar yükü hard diskin takas dosyasına gösteriyordur. Onu da size göstereyim hatta. Her bilgisayarda takas dosyasını çok rahat bulabiliyorsunuz. Ben de size şuradan göstereyim. Abi takas dosyası buradan nasıl açılıyordu ya? Unuttum ben onu da var ya. Windows 10 o kadar hani kolaylaştırmış ki ben içinden çıkamıyorum Windows 10'un. Allah razı olsun Windows 10. Burada bir yerde gelişmiş sistem ayarları diyelim. Buradan sanal bellek. İşte bu sanal bellek dediği şey şuradaki. Bu sizin takas dosyası. İşte bu takas dosyası sizin canınızı yakar. Çünkü neden? Hard disk RAM'ler dolduğu zaman yükü hard diske bindiriyor. Yani şundaki şunlar dolduğu zaman yük buna biner. Bunun da olayı var. 1 GB'da toplam 1 GB'da 950 MB civarı. Son 50 MB şeye aktarım takasa düşmeden önceki sınır. 2 GB'da 1.86 GB civarı bir şey olması lazım. 4 GB'da 3.72 mi? 3.82 3.72 civarında olması lazım. 8 GB'da 7.15 GB 16 GB'da 14.2 GB. Ya bunlar bir doğrulukta değil arkadaşlar bu arada. Bunlar hani bu RAM'lerin kendi içlerinde yaşadıkları band genişliği bağlı olarak değişiyor yani. Kimisi yakın, kimisi uzak. Bir de bu biraz işlemcinizin nesline de bağlı olabiliyor. Mesela yüksek işlemcili, onu da söyleyeyim size. Misal bu bilgisayar 1 MB cache bellekli, çift çekirdekli bir işlemci. Bunun yerine mesela 512K cache belleği olan bir bilgisayarsa işte bu 300-500 MB bilgisayarın şu DDR RAM'inden biraz daha az kullanılması neden olabiliyor. Ya daha fazla kullanılması neden olabiliyor. İşte bunlar değiştiriyor ama ortalama ayarlar bunlar. Hani eğer 16 GB RAM'in var, abi benim bilgisayar zaten 14 GB aşmıyor diyorsan senin bilgisayar zaten dolmuş farkına değilsin. Hani senin bilgisayar zaten dolmuş, sınıra gelmiş. Çoğu insan şunu diyor. İşte 16 GB'ın tamamını kullanacağım. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Sen 16 GB'ın tamamını kullanmazsın. Ve şunu da diyeyim. Yani bu problemleri bugün yaşamayabilirsiniz. Sisteminize göre. Misal RTX 2060'da ve iyi bir i7 işlemciyle 16 GB'da rahatlıkla yaşayabilirsiniz. Ama velakin 3 gün sonra PUBG'ye bir FPS güncellemesi geldiği zaman, düzgün bir optimizasyon güncellemesi geldiği zaman, o zaman işte eyvah ben ne yaptım dersiniz. Ya PUBG çıktığı zaman 4 GB RAM'le oynayanlar da vardı. PUBG Steam ilk çıktığında 4 GB RAM'le oynuyorduk arkadaşlar. Yani bu bilinen bir şey. Ama günümüzde ne oldu? PUBG bir çıktı. 16 GB'ı bile yetmediği kişiler var. Hani adam öyle 4K monitörle falan çok yüksek frekanslarda oynuyor. Ve bilgisayar yetmeyebiliyor. Neden diyorum? İşte bu durumlarda dual kanal sizin başınıza bela oluyor. Her türlü bela oluyor. Diyelim mesela. Burada elimde uygun bir anakart da gözükmüyor. Vardı aslında da. Buradan göstereyim yine. Şurada iki tane RAM yuvası var. Şöyle takalım. 2 tane RAM yuvası var. 2x2 GB DDR2 bilgisayarımızın 2 tane RAM yuvası var diyelim. Doldurduk. Ve bu bilgisayarın 2x2 GB takmayalım da hatta ben size şöyle söyleyeyim. Şuradan benim RAM kutusunu açalım. Hop. Burada sağlam çip sayısı aynı ama beğenmedim. Tipini beğenmedim. Ne yapayım? Vallahi öbür RAM de buradaymış ha. Neyse. Çok fazla uğraşmayalım. Çip sayısı aynı olan 2 adet 1 GB RAM taktım diyelim. Zaten çalıştırmayacağım. Diyelim. Bilgisayarınıza bugün 2005 yılında bir bilgisayar aldınız ve içine
gittiniz satıcıya. Abi ben farkını vereceğim. Bana bir tane 2 GB'lık değil. Bakın bunu çok yapan var. Gerçekten yapan var. 2 tane 1 GB taktım dediniz. Yalvardınız adama, yapar. Adam yapar. Üzerindekileri kendi cebine alır. Tamam mı? Size de hem o RAM'in parasını hem de öbürünün sıfır farkını alır. Yapar adam. Sıkıntı değil. Yaptırdınız bunu diyelim. Ve bilgisayar şuna göre tek bir 2 GB RAM'e göre diyelim 3 saniye 4 saniye hızlı açıldı. Ve aylarca kullandınız. Sonra bir baktınız RAM yetmiyor. Ne yapacaksınız biliyor musunuz o zaman? Yeni RAM almanız lazım. Bariz belli. 2x1 GB RAM yetmiyor bilgisayara. O zaman yeni RAM alacaksınız. Birincisi diyelim anakartında 4 tane RAM üyesi olsun. 4 tane daha 1 GB RAM'i nereden bulacaksın? Aynı frekans, aynı megahertzde olmasa bile. Ya ben bunu yaşadım ya. Benim bilgisayarımda 2400 MHz RAM vardı. 8 GB. İkinci alırım dedim. Aynı frekans RAM'i daha yüksek frekans RAM'den iki katı pahalı buldum ya. Biri 250 lira, 250 liraya ben RAM buldum. Öbür RAM 450 liraydı. Aradaki fiyat farkına baksanız arkadaşlar. Ne yaptım? Gittim 3000 MHz'lik aldım. Uğraşmadım yani. Yemişim 2400 ektim. Komiktir ki 3000'lik RAM'i takınca otomatik bilgisayar 2933'te çalışmaya başladı. Bu arada o bilgisayar aha tıkandı. Allah'ım. Takılmamışım ki. Diyelim burada 2 tane RAM yuvası var. Ve şey yapacaksınız. Bir tane 2 GB değil 3 GB RAM almanız lazım. Yani 4 GB RAM alacaksınız. 2 GB tek oldu diyelim. Birkaç ay yavaş çalıştı ve RAM'iniz yetmemeye başladı. İşte bu durumlarda abi şuraya bir tane 1 GB taksanız bu bilgisayar idare eder. Ve 1 GB 3 GB'in yetmediği durumlarda şu RAM'in zaten fiyat düşük olacağı için bunu aç çöpe istersen anahtarlık yap yerine ikinci bir 2 GB tak. Çat kullan gitsin. Hatta takalım şöyle. Böyle kullan gitsin. Bakın ne güzel değil mi? Hani hem bunu kullanıyorsun bir süre sonra bunu geliştirebiliyorsun. Oysa ki arkadaşlar 2 tane 1 GB'ı buraya taktın mı bu bilgisayar daha gelişmez. Bu bilgisayar gelişmez. Masa üstü de gelişmez. Hiçbir bilgisayarı tüm slotlarını ilk aldığında doldurursan geliştiremezsin. Bu kadar basit. Yani o sistemi onunla beraber kullanacaksın. Eğer ki elindeki ekran kartı, eğer ki kullanacağın bütün programlar totalde bu RAM'i yeterli diyorsa o zaman kullan abi. Misal. Bu arkadaş 1 GB RAM ile 2 GB RAM'i test ettim. İkisi arasında hiçbir fark yok. Sahibi diyor ki abi illaki 2 GB da bakacağız işte. Yarın göstereceğim. Duruma göre ayarlayacağız. Oysa ki bu bilgisayardaki ekran kartı olsun, bu bilgisayardaki yazılım olsun bundan çok daha farklı. Çünkü bunda Android var. Bunda 1 GB RAM ile toplam 600 MB kullanıyor. 2 GB RAM taktığımı 800 MB aşmıyor. Oysa ki buradaki bilgisayar kullandığında yani demin ki gördünüz arada bir 400-500 MB boşta fark var. Daha ikinci yani diğer işlemleri taktığın zaman ekstra fark oluyor. Yani bunda 4 GB RAM'in bir farkı olur. Yani bu durumuna göre de değişebiliyor dediğim gibi. Çünkü bunda Windows 7 var. Bunda Android var. Sizin şimdi bilgisayarınızda Windows 10 olur. Ama hani boyutlar değişse bile, frekanslar değişse bile mantık yine aynı. Sırf dual kanal RAM alacağım diye boşu boşunuza bilgisayarınıza çok yüksek frekanslı da olsun diye RAM'lerinizin yuvalarını doldurmayın. Abi 3 gün sonra o bilgisayar sizi yarı yolda bırakır. Bakın bununla uğraşmak istemiyorsanız gözünü seveyim yapmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Hastalığım da bir türlü geçmedi. Herkes sağlıklı, mutlu, güzel günler yaşasın inşallah. Umarım da şu çip krizi biter. Adam gibi ekran kartı buluruz. Vallahi ben de yıldım artık yani. Diyeceklerim bu kadar.